Alemlerin Sultanı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Kur'an-ı Kerim'in yeryüzündeki ilk hafızıydı. Hem de Cebrail Aleyhisselam'ın mübarek lisanından ezberledi. Ne ile? Dinleyerek. Bugün bir başka okuyuş. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona insanlar nasıl ezberler? Çocukken. Bir Kur'an isteyeceğim arkadaşlarımdan. Ne diyorlar biliyor musunuz? El-hiflu fis-sigar ken-nakşi alel-hacar. Çocukken yapılan ezber, talim, öğrenme, taşın üzerine yazı yazmak gibidir. Taşın üstüne yazı yazarsanız silinir mi? Silinmez. Peki yaşlıyken el-hiflu fil-kibri ken-nakşi alel-mâ'i veya ken-rakmi alel-mâ'i. Ne demek? Yaşlıyken ezber yapmakta suyun üzerine yazı yazmak gibidir. Yani suyun üstünde yazı yazarsanız durur mu? Onun için çocuk yaşta işte o küçük hafız namzetleri gibi, hafız kayrağı gibi okulla beraber Kur'an eğitimini devam ettirirseniz işte o zaman hafız olurlar. Hafız Ahmet 9 yaşında iki gözü görmeden Kur'an'ı ezberledi. Kur'an'ı dinleyerek ezberledi. Hafız Ahmet Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezbere okuma dalında dünya birincisi oldu. Bir imtihan edelim mi şöyle? Hiç de kıyamıyorsunuz. Ama ben hocayım. Doktorlar nasıl neşteri vururken hastaya kıyıyorsa, hoca da talebesine soru sorarken kıyar. Ama büyük hocalar soru sormazlar. Biz küçük hocayız. Hafız Ahmet, mikrofon elinde mi? Elimde abi. Bu sayfa tutmuyor. Yeşil bir kuralımız vardı içeride, odada. Mushafı niye aldım? Şöyle rastgele bir yerden soracağım. İftah min fadlik ya şeyh. Min ayyim sahfa. Ben hocasıyım diye belki talebesini kayırır diye belki aklının köşesinden bir soru geçer bir dostumuzun diye. Rastgele Üstad Halit Hanefi bir yer açtı. Hafız Ahmet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velillahil esmaul husna fed'uhu biha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين.
teşekkür ederiz. Rastgele bir yerden, sayfanın bir yerinden sorduk. Şimdi şöyle açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ. Bu okuduğum ayetin sayfa başından okumanı istiyorum. Ben sayfanın son ayetini sordum. O başından başlayacak. Buyur Hafız. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ وَهُوَ الَّذِي Yine rastgele bir sayfa açıyorum. Dünya Kur'an okuma yarışmaları bu kadar zor değil. Bu çok başka bir yarışma. Halk jürisinin önünde bir yarışma. Yine rastgele bir sayfa açıyorum. Bakın, ben bakmadan açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيبًا Hafız. Bu ayet Kur'an'da hangi suredeyse sayfasını, yerini bul ama bana burayı okuma. Bana bu surenin en son ayetini oku. Bismillahirrahmanirrahim. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ خلاص يكفي. Nasıl Hafız? Nobel ödülü buna verilmesi lazım. Şimdi şöyle bir soru daha soracağım. Gerçekten bakmadan, zaten Hafız Ahmet, biz Hafız Ahmet gibi gençken hocamız bize imtihan ederdi, Abdullah Vanlıoğlu merhum. Mihrabın içine girerdi şöyle, saklanırdı köşeye. Biz de kürsüdeyiz. Dünya yarışmasına gideceğiz, Kabe'ye. Derdi ki, talebeler siz cemaate bakın, buraya bakmayın. Cemaati de derdi ki, cemaat onlar oradan burayı okur diyordu. Şöyle baktı mı neresi olduğunu anlarlar diyordu. Hafız Ahmet ömründe sayfa nasıl bir şey onu bile bilmiyor. Sadece ben böyle soruyorum diye Kur'an'ı bu kadar farklı şekilde cevaplayabiliyor. Bakın, şimdi çok dikkatli bakın. Hayatınızda görme ihtimalinizin çok olduğu bir tarzda bir soru soracağım. Beraber soruyoruz. Açıyorum. Estağfirullah, bismillah. قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Hatırladın mı sayfayı? Peki, Fatiha suresinden Nas suresine doğru, Kur'an-ı Kerim'in sonuna doğru Hafız, sayfaları çevirmeye başlıyorum. Bir sayfa çevirdim. Bir sayfa çevirdim. Bir sayfa çevirdim. Bir sayfa çevirdim. Bir sayfa çevirdim.
Bir sayfa daha çevirdim. Okuduğum ayetin karşı sayfasından hizasına gelen yerinden devam et. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. Tamam abi, tamam. Araplar böyle olunca esbetle hifzuk ediyor. Hafızını ispat ettin diyor. Maşallah diyelim. Maşallah diyelim. Hafız Ahmet bizi geçti. Hem Arapça öğrendi, hem İlahiyat Fakültesi son sınıfta okuyor, hem İngilizce öğreniyor, hem Kur'an-ı Kerim'in kıraat ilmini çok ciddi manada uluslararası hocalardan eğitimini alıyor. Ciddi bölümünü tahsil etti. Başka detaylarını öğreniyor. Selman abi dedi. Hocam dedi, Allah bana bir noksanlık verdi. Göremiyorum. Ama Kur'an'ı okuyorum ya. Kur'an okumak bana nasip oldu ya. Allah bana bunun hafızı olmayı nasip etti. İnanıyorum ki cennette hepinizi göreceğim. Beraber olacağız. Ve o günleri murad ediyorum dedi. Hafız Ahmet'in Kur'an'la olan öyküsünü sabaha kadar anlatsam bitiremem. Ama neresinden sorarsam cevaplar. Birkaç soru daha soracağım, bitiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde, altını çizerek söylüyorum, talebemiz olduğu için iddia etmiyorum, bu soruyu cevaplayabilmek için hafız olmak, çok iyi hafız olmak, Arapça bilmek, Kur'an-ı Kerim'in manasını bilmek ve ondan sonra sorulan yerden bunun cevabını verebilmen için çok seneler aşkla, şevkle, azimle, gece gündüz Kur'an'la meşgul olman, çok iyi hocaların rehberliğinde bu eğitimi devam ettirmen lazım. Peki, sorumu merak edin. Beraberce soralım. Kur'an-ı Kerim'den herhangi bir harfin, ayetin, bir bölümünün, kelimesinin manasını soracağım Arapça, cevabını alacağım Arapça. Bu çocuk Türk, Denizlili. Annesi babası Halis Muhlis Denizlili'nin sıradan bir vatandaşı. Beyefendisi, hanımefendisi. Hazır mısın hafız? Bugün seni terletmeye geldik buraya. Hafız Ahmet'i getiremedim, çok yoğundu. Bugün nasip oldu. Allah razı olsun belediye başkanımızdan, yardımcılarından. Hafızlarla buluşturduğu için sizi, bizi. Sağ olun başkanım. Hafız Ahmet'e şöyle birkaç kelime hazırladım. Bakalım bilebilecek mi? Ben de merak ediyorum sizin gibi. Hafız Ahmet'le Sudan'ın başkenti Hartum'da 2013 değil mi? 2013'te Türkiye'den ilk defa bu kategoride dünya yarışmasına katılan ilk hafız oldu. Ve böyle sorular geldi kendisine. İlk defa bir Türk hafız katıldığı için bütün jüri üyeleri ve yarışma heyeti, izleyenleri şaşırdı. Türk nereden bilecek Arapça diye. Ama Ahmet azimli. Hadi bakalım bismillah. Ahmet, Hafız Ahmet, bismillah. Eferâeytum. Tuhbirûni. Hasbiyallah. Kâfi cemî'il umûri. Methven lil kâfirîn. Me'men ve mekâmen lehum. Yagfirudzunûbe cemî'a. İlleşşirke.
وهو عليهم عمى ظلمات وشبهة مستولية عليهم لا يسأم الإنسان لا يملون التسبيح Asıl bunu alkışlayın siz. Bu bambaşka bir şey. Sevgili dostlar, Hafız Ahmet'i imtihan ettik. Hem de Türkiye Cumhuriyeti'nde ve dünya yarışmalarında hiç imtihan edilmeyen şekilde imtihan ettik.